Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Bu hastalığın üstesinden gelmek zorundasınız. Yoksa bakın, sağlığınız elinizden gidecek. Zaten kadınlar artık body body yürüyorlar. Yağ tulumuna döndüler. İskeletleri de eğildi. Ve çocuk doğuramaz hale geldiler. Rahimleri çocuk tutmuyor. Çünkü sağlıksız beslenmeden, aklını kullanmamakta, stresten, can sıkıntısından hep psikopat haline de geliyor. Anatomisi de bozuluyor. Ve sürekli tebessüm etmek sadakadır. Sürekli suratlarını azdıkları, kızdıkları için dedikodu, haset peşinde oldukları için de suratları sarkıyor. Ondan sonra da tabii televizyondaki kadınlara bakıyorlar. Zaten kadın böyle kocasına karşı bir süslenmesi, halbuki ailesine karşı süslenmesi de ibadettir. Saçını taramadığı için başörtüsünü bağlar bir kısmı. Yani, saçını tara yahu sünnettir yahu. Aşk şehadet sebebidir yahu. Bizim dinimiz hayatın bütününü kuşatır. Hanımınızı alıp şöyle bir dolaştırmanız da ibadettir yahu. Allah'ın hoşuna gider. Evinize giderken bir çiçek alıp hanımınıza çiçek götürmeniz de sevaptır yahu. Bu da sünnettir yahu. Bir kadın ve erkek evli el ele tutuşup yüz yüze bakışsalar, Allah'a hamd etseler ve birbirlerine güzel sözler söyleseler, onların elleri birbirinden ayrılana kadar güneş altında kar nasıl erirse, şahsi günahları da öylesine erir. Bu da bizim dinimiz. Sevgi, merhamet, şefkat, sadakat. Hanımınızın başı ağrıdığı zaman gözünüz yaşarıyorsa sizin, içiniz cız ediyorsa inanın imanınızdandır bu yahu. Siz eve yorgun argın gece arası geldiğinizde, eğer hanımınız herif ne seni mi kullandılar, sandalyeleri sana mı taşıttılar, senden başka enayi kalmadı mı, hep git bakalım diye başınıza kalkıyorsa siz belayı bulmuşsunuz zaten. Bu bela da siz öyle bir hanımı eğitmediğiniz için Allah'ın size musibetidir. Yeryüzünde daha zebanidir. Ama yahu hep de bana yaptırıyorlar kardeşim. Kaç kişi kalacağız dedi. Hepsi çekti gitti. Yahu ben miyim bu milletin enayisi dediğinde Allah'tan kork herif. Allah'ın dininin izzetini koruma mücadelesinde tek sen kaldınsa şükretsene. Yarın ben de geleceğim beraber yaparız diyorsa nerede kaldım? Çok da korktum yolda ne bileyim yine faşistler mi saldırdılar, dazlaklar mı saldırdılar diye benim gözümün nuru, canım efendim, aman ne olur bana geç kalırsan haber ver diyorsa ve tabii sana gece 11'de seni evde bekliyorum demişse hanımınız, saat 11'de arayıp özür dilemedikçe yaptığınız işin helal olacağını çok sanmıyorum. O kadını korkutamazsınız. Yolda ne olup ne olmayacağı belli değil. Gece ararsın hanım, seni seviyorum ama Allah'ı daha çok seviyorum. İslam için yapacak bir işim var. Bana izin ver ne olursun. Seni çok özledim. İstiyorum seninle çocuklarımla olmak ama ne olur bak sen uyu. Benim zor bir işim var. Ha bana da dua et. Ha, gönlünü al yahu. O zaman sevabın doğru düzgün olur. Ha karı kız hep istediğim zaman gelirim. Sana ne? Ha sana ne gösterir o. Allah birisinin karısını, kocasının başına bela ettiyse ona marka falan gerekmez zaten. Yeter o bulmuş. Siyonist falan gerekmez ona. O belasını bulmuş. Ona artık acıyın, merhamet edin böyle. Onu üzmeyin. Zaten o dünyası yıkılmış onun. Tabii aynı şekilde bir kocayı da karısının başına bela etmişse o kadının da başka bir bela istemesine gerek yok. Allah vermiş belasını. Bu kadınları siz İslami anlamda hayata hazırlamazsanız, sizi Allah yolunda cihada teşvik eder hale getirmemişseniz, bunun mesulü sizsiniz. Çünkü kadınlara Kur'an'ı, cihadı, şehadeti öğretmediniz ki, onlar da çocuklara öğretmediler ki. Ama bakın şu kadınlar var ya, hiç de kocanızdan şikayet etmeyin. Ananız böyle damat yetiştirmiş, siz çekiyorsunuz. Ananıza söyleyin. Siz de böyle evlat yetiştirirseniz, işte böyle gelin olur, böyle damat olur. Kocanızdan şikayet ediyorsanız çocuğunuzu iyi yetiştirin. Bunlar sizin yetiştirmeleriniz. Yani erkekler kadınların yetiştirmesidir. Kendi yetiştirdiğinizden şikayet edemezsiniz. Siz yetiştirdiniz böyle. Yani onu iyi bilin. Erkekler de kadınlarına şöyle baksalar daha iyi olur. Özellikle 40 yaşın üstündeki erkekler analarına yeniden hasret duymaya başlarlar, biliyor musunuz? Erkekler çocukken analarını çok severler.
Sonra yaşlanınca yine analarını severler. Arada niye sevmezler değil de düşürecek vakitleri yoktur garibanların. Kart basacak ya, tramvay peşinde, otomobil peşinde, taksi peşinde koşuyor ya. Ama inişe geçince 45'e 50'ye geldi mi, ah rahmetli anam neler çektirdim ona falan diye düşünür. Ama şunu düşünmez. Anan senin babanın karısıydı. Senin hanımın da çocuklarının anasıdır. Anana göstereceğin merhamet, şefkat ve sevgiyi hanımına göster. O zaman doğru yapmış olursun, ananın da ruhu aziz olur. Anan nasıl erkek yetiştirmiş ki hayrını gelini görüyor. Unutmayın ki hanımlar sizde, bu kocalarınız var ya, onlar çocuklarının babasıdırlar. Cenab-ı Allah öyle yaratmış ki, kız çocukları babaya, erkek çocukları anaya daha çok yakın olurlar. Buna batılılar Elektra kompleksi, Oidipus kompleksi diyorlar. Fıtratta böyle bir şey vardır. Unutmayın ki sizin babanıza duyduğunuz sevgi var ya, sizin çocuklarınız da babasına o sevgiyi duyuyorlar. Eğer siz babanızı aziz etmek istiyorsanız çocuklarınızın babasına saygı gösterin. Ama elbette bizim tabiiyetimiz ve saygımız ancak hak iledir. Yoksa kocanızın her dediğini yapmak zorunda değilsiniz. Allah'ın emrine muhalif ise uymak zorunda değilsiniz. Ne kocanızın ne şeyhinizin. Ama size şöyle derler, şarap vermişse içeceksin, bal şerbeti olmuştur. Olmaz, öyle bir şey olmaz. Bal şerbeti değil de size şarap veriyorlarsa onu tut kafasına vur, o sizi çarpmadan siz onu çarpın. Olmaz öyle şey. Biz masiyette itaat yoktur. Kadınlar erkeklerden, erkekler ya da erkekler kadınlardan üstün değildir. Üstünlük ancak haktadır ve takvadadır. Ancak. Hiçbir zaman Cenab-ı Allah kadınları ikinci sınıf olarak yaratmadı. Allah önünde ve adalet önünde kadınlar ve erkekler eşittirler. Kur'an-ı Kerim'de kiminizi kiminizden üstün kıldık diye bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerimenin tam meal karşılığı bu. Kiminizi kiminizden üstün kıldık. Bunu şöyle tefsir eden insanlar var. Diyorlar ki bu kiminiz dedikleri erkektir, kiminiz dedikleri kadındır. Erkekler kadınlardan üstün kılınmıştır. Halbuki şu tefsir de var. Elma portakaldan B vitamini bakımından, portakal elmadan C vitamini bakımından üstündür. Kadınlar erkekten, erkek de kadından üstün demektir bu. Yani her ikisinin de üstün olan şeyleri vardır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri insan-ı kamilinde bunu anlatır ve der ki 40 meselede kadın erkekten üstündür der. Mesela merhamet, şefkat ve sadakat gibi konularda, insanı insan yapan değerlerde kadın erkekten üstündür. Ama kas gücü bakımından aklını kullanmada erkek kadından üstündür der. Ama aklın, sezgiden, mesela sezgide kadın üstündür. Konsantrasyonda kadın üstündür. Sezginin akıldan daha geri olduğunu kim söyledi? 40 meselede kadın erkekten, 40 meseleden de erkek kadından üstündür. Ha, kas gücü erkeğin kuvvetli olduğuna göre hamallıklar erkeklere aittir. Bu üstünlüğün bedeli budur. Merhamette kadın üstün olduğuna göre, şefkatte üstün olduğuna göre çocuk anasının terbiyesindedir. Çocuğunu sırtında taşıyacak olan anadır. Ama masayı sandalyeyi taşıyacak olan heriftir. Yani bu bir taksimden kaynaklanıyor. Anlatabiliyor muyum? Üstünlük mesuliyeti getirir. Aman ha öyle kuru kuruya üstünlük, kök milletindeniz biz hop dedik efendi. Her üstünlük bir mesuliyeti getirir. Erkeğin kemikleri kuvvetlidir, kadının kanı kuvvetlidir. Allah onu kanını temiz kıldı. Yani sürekli temizliyor. Siz ona kirlendi diyorsunuz. Hayır efendim, Allah ona ikramda bulundu. İbadetini muafiyet veriyor ona. Ona analık vasfıdır o. Kanı sürekli temizleniyor. Temiz kalıyor çünkü onun kanı tevarüs edecek, bir çocuğa geçecek. Ama erkeğin de kası kuvvetli. Kadının kası, kemiği zayıftır biliyor musunuz? Yük taşıtacak olsanız kırılır. Onun için biz diyoruz ki fıtrata aykırı görev yüklenemez. Kadın ve erkek eşit değildir bizde. Adalet vardır ama. Yani kamyon şoförlüğünü hamallı erkek yapacak. Niye? Onun yapısı ona uygun. Eşitlik ne? Bu arkadaşa da 1,5 kilo, 1,5 porsiyon pirzola verirsin. 7 yaşındaki çocuğa da 1,5 porsiyon verirsin. İkisine de 50'şer kilo yük yüklersin. Bu eşitliktir. Ama zulümdür bu. Bu zulümde eşitlik vardır. Zulümde eşitlik. Ama hak nedir? Adalet nedir?
buna 1,5 vereceksin, buna 1 vereceksin, buna 20 kilo yükleyeceksin, buna 50 kilo yükleyeceksin. Bu adalettir. İslam'da eşitlik değil, adalet vardır. Bazı konuda kadın üstündür, bazı konuda erkek üstündür. Peki Kur'an-ı Kerim'de bir de kavvamun var. Ha. Aileyi temsil yetkisi erkeğe verilmiştir İslam'da. Bakın üstünlük tanımaz ha. Yani sizin muhtarınız üstün olmak zorunda değil, köyü temsil eder. Çok faziletli bir adam muhtarı olmayabilir ama köyü temsil eder. Çünkü yaşlıdır adam, çok takva sahibidir de köyün böyle kanalizasyon işini, tarlayı, çiftle koşacak hali yoktur. Onun yerine genç bir adamı oturtmuşsunuzdur, köyü o temsil eder. Adam seyahat edemiyor öbür adam, fazıl adam mesela. Ya da işleri müsait değil. Köyün muhtarı bir başkası olur. Ha işte bizim evdeki kocalıktan kaynaklanan temsilimiz ne biliyor musun? Muhtarlıktır, muhtarlık. Aileyi temsil hakkı bizdedir. Yani erkekler. Ama bu ne bir üstünlük değildir. Bu kadınlara zulmetme hakkı, onları emrimize ve boyunduruğumuza alma hakkı değildir. Emir yalnız Allah'la ilgilidir. Allah'ın Resulü vasıtasıyla kitabında bildirdiği şeyleri emrederiz. Allah'ın emrettiğini emreder, nehyettiğinden sakındırırız. Hanım içki içmek istiyorsa, ha Hristiyansa mani olamazsın tabii. Şimdi hakkın hakimiyeti derken zaten ben yavaşça da girmiştim. Hakkın hakimiyetinden neyi kastediyoruz? Yani Hristiyanlara içki içmeyi yasaklamayı mı kastediyoruz? Hak zaten hakim. Ona kısaca değinmiştim. Şeytanın da hakimi haktır. Yani hakkı hakim kılma mücadelesi yok efendim. Yani biz Hristiyan'a içki içmemeyi ya da örtünmeyi emredemeyiz. Herkesin dini kendisine. Leküm dinüküm vel yedim. Hürmetler karşılıklı. İslam sadece Müslümanlar için bir hukuktur. Ha sizin Hristiyan hanımınız varsa onu kiliseye gitmekten de men edemezsiniz. Ona domuz eti yemekten de men edemezsiniz. Size yedirmeyecek ayrı ama men edemezsin. Ha nikahta şart koymuşsan benimle evleniyorsun ama domuz eti yemeyeceksin diye o şarta da uymak zorundadır. Çünkü Cenab-ı Allah söz verdiğinizde sözünüzde durun diye de bir hüküm getiriyor. Yoksa hanım Hristiyan hanımla evlenebilirsiniz. Sakallı amca da pazar günü Hristiyan hanımı kiliseye bırakır. Dönüşte de tabii Milli Gençlik Vakfı'na şeye gelir, AMGT'ye gelir, namazını kılar. Giderken de hanımını kiliseden alır, evine götürür. Arkasından da zangoç derler. Ama Allah öyle istiyor, bizimkiler böyle der. Yani onun dininden men edemezsin. Hristiyan bir hanım illa da Müslüman olmak zorunda değil. Ha tabii o kafirleri gördüğünüz yerde işini bitirin. Bir de o var yani. Ya da demin okuduğumuz marşlardaki kafirlere. Şimdi kafirlerin küfürlerinden dolayı saldırganlıklarına karşı olmak başka bir şey. Kafirlere başka bir dini seçmelerinden dolayı karşı olmak başka bir şey. Yani ehli kitap statüsüyle deminki marşları ya ciddi olarak fıkhi planda bizim fıkhımız şiir sözlerine de karışıyor tabii. Yani bağdaştırabilir miyiz çok iyi bilmiyorum. Biz böyle heyecanlı tekbir Allahu Ekber işte mücahit falan diye gitmeyi çok seviyoruz. Yani bu işleri biraz daha iyi düşünmemiz gerekiyor. Kadınların mallarından bahsetmiştim. Siz zannediyorsunuz ki kadınların mirasta eksik alır kadınlar. Öyle mi zannediyorsunuz? Kadınlar mirasta eksik almıyorlar. Fazla alıyorlar. Ama kadınlar da bilmiyor bunu, erkekler de bilmiyor. Şimdi erkek kardeşinde kardeşi iki, kadın bir alıyor. Ama o erkek bir kadınla evlenirken aldığı payı o kadına veriyor, vermek zorunda. Bu kadın da bir erkekle evlenirken eksik olanını kocasından mihri muaccel olarak talep etmesi lazım. Ama bu garibanlar bilmiyor mihri muaccelini. Bunu niye koymuş İslam? Evlenmeye teşvik etmek için. Evlenecek ki bu işler. Erkeğe fazla verecek ki erkeğin evlenme talebi daha fazladır. O bir başka kadına verecek. Başka ne getirecek bu? Zenginle fakir arasında sermaye akışı sağlıyor. Sosyal adalet sağlıyor. Toplumsallaşma sağlıyor. Servetin büyümesini engelliyor. Yani zengini daha zengin, fakiri daha fakir. Zengin erkek zengin kadınla evlenip evlenirse, her ikisi de eşit alırsa servetler büyür. Böyle şirket ortaklığı gibi aile ortaklıkları çıkar. İslam onu yok ediyor. Kadını eksiltiyor ki evlenirken servetinden dolayı istemesin. Ama evlenince zengin oğlan da parasını kız kardeşinden aldığı parayı evleneceği kıza veriyor. Kendi kız kardeşi de
evleneceği oğlandan onun kız kardeşinden aldığı payı isteyecek. Ama farkında mısınız siz bunu? Buradan bir istiyorsunuz, dengeyi sağlıyorsunuz. Mihri muaccel. Ben bunu geçenlerde bir konferansta söylüyordum. Bizim hanım da bilmiyordu. Yahu dedi, sen bunu millete anlatıyorsun, bana söylemedin dedi. Nikahlarken de kimse bana söylemedi. Ben yeniden nikah istiyorum, aldatıldım dedi. Gerçekten yeniden nikah yaptı. Bedel ödedi. Ya dedi, nikahımız var ama şartları eksik dedi. Yani ben bilmiyordum, sen de bana söylemedin. Sen tebliğ etmek zorundaydın. Ya haklarını biliyor musun diye. Amerikan polisi yakalıyor, şu andan itibaren ya söyleyeceğin her söz aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Hakların bu diye söylüyor değil mi? Lan ya Müslümanlar Amerikan polisinden daha mı merhametsiz? Amerika da öyle. Yani Amerika kahrolsun Amerika falan da siz söylediniz mi hanımınıza? Bak hanım, sen böyle mihri 35 kuruş mihirle geçmeyebilir bu iş. Bu mirastaki adaletle ilgili bir meseledir. İslam'ın toplumsal statüsüyle ilgili bir meseledir. Ha kadın der ki herif ben parayı alıp ne yapacağım şimdi ticaretle yapmak istemiyorum. Aslında alıp ticaret yapabilir ha. O ayrı. Ama herif ben bu paralarla uğraşamam. Şimdi seninle mihri muacceli küçük tutalım. 200 bin lira versen bana Türk parası hem de. Ama mihri muahheri 200 milyon istiyorum. Yani sen beni boşadığında ben 200 milyon istiyorum. Mihri muahher yüksek olacak. İslam'da boşandıktan sonra tazminat tespiti yapılmaz. Evlenirken boşandığında ödenecek tazminat baştan bellidir. Nikah da öyle aldım kabul ettim. Ya Allah köy sandığına. Böyle nikah. Ulan ne dini nikahı bu? Dini mini değil bu. Bu kandırmaca. Arapça okuyup okuyup gidiyor. Yani anlıyor mu bu kadın gerçekten ne olup bittiğini? Şahidini bile bilmez bu. Dinimizi ciddiye almamız gerekir bizim. Nikah bir akittir ve şahitlidir. Mihir bedelleri vardır. Biliyor mu bunlar? Aranızda nikah şahidi bilen kaç kişi var? Hani İslam adaleti hükmedilecekse şahitlerle hükmedilir bu. Kadın dedi ki nikahta şöyle şart vardı, benim örfümde bu vardı, nikahta bunu isterim dedi. Kime gideceksin? Hangi iktidar sizin meselenizi? Hiç kimse çözemez. Hiç kimse çözemez. Ne şahidi belli, ne şartları belli. Şartlar belli mi? Kadın şart koşabilir nikahta. Boşanma hakkını bile erkekten alabilir. Bak sen yani sara hastalığı var, sana da geçti dediler. Gerçekten de geçti. Sara hastalığı nüksederse ben yani korkarım. Yani sana sevgisizliğimden değil. Ben tazminat olarak o zaman şunu isterim ve senin de boşama hakkını isterim. Çünkü biliyor musunuz? Şimdi söylersem işler karışır. Erkek 3'ten 9'a boşarım ha dedi mi kadın korkuyor. E kadın da boşar biliyor musunuz? 3'ten 9'a kadın da boşar herifi. Ama devletin velayeti altında boşar. Yani şer'i nizam olduğunda boşar. Şimdi boşayamıyor. Yoksa hakimin huzurunda 3'ten 9'a boşar. Hapı yutarsınız. Yalnız şu var. Kadın boşarsa o mihri muahheri talep edemiyor. Ha kadın nikaha şart koyup kocasının boşanma hakkını da kendisi alır. 3'ten 9'a boşadığını tazminatını da alır. Çünkü adam zengin. İyi de bir çocuk. Ama sarası çıkarsa hiç olmazsa ben seninle evleniyorum. Evlilik hayatım bitiyor. Çocuklar başıma kalacak. Daha sağlıklı birisiyle evlenip doğru düzgün hayat yaşayabilirdim. Hem kocasız kalacağım. Yani o zaman ben 1 milyar tazminat istiyorum. Mihri muahherim 1 milyar boşama yetkisi de bende olacak diyebilirsin. Tabii siz bunları şimdi hanımlarınıza söylemeyin de kızlarınıza söyleyin bari. Çünkü hanımın gözü açılırsa şimdi işler karışır. Ama kızlarınıza söyleyin. Oğullarınıza söyleyin kutsal aileler çıksın. İşte orada İslam toplumu o aileden doğacak. Ya kadınların imani meseleleri var, iktisadi meseleleri var, sosyal statüleri var. Hiçbirisini biz maalesef bugün tam olarak yerine getirmiş değiliz. Kadınlar rey sahibi midir, seçme sahibi midir? Kocasının dediğini yapar. Ama Peygamber Efendimiz kadınlardan biat alıyordu, kadınlarla istişare ediyordu. Bakın kadınların bir takım hakları var, biz o hakları gasp etmişiz. İster sokakta başkasının hakkını gasp et, istersen karının hakkını gasp et. Kadınlarınız size haklarını helal etmezse zor cennete girersiniz. Ha siz de kadınlara haklarınızı helal etmezsiniz, onlar zor cennete girerler. Ama öyle sanıyorum ki zulme uğrama bakımından kadınlar erkeklerden daha fazla mazlumdur. Kadınlar nüfusumuzun yarısıdır. Nüfusumuzun yarısı bir defa bizim ıskarta. 20 yaşına kadar adam yerine koymuyoruz. Hatta 25'e kadar. O da ıskarta.
45'inden sonra zaten ölse de kurtulsak diyoruz, o da ıskarta. Geriye kalıyor orta yaşlı. O da Alman'ın, Hollanda'nın işçisi. Bizim millet nerede? Memlekette ne, kim var ortalıkta? Ne yapıyoruz? İşte ayda bir konferans, haftada bir sohbet. Ondan sonra yemekli bir toplantıda biraz zikir çekeriz. Ondan sonra bir de dua et bakalım hoca efendi. Nasibi devlet, nasibi cennet, hurul ayn. Kadınlar bu duayı yapamazlar çünkü onlara huri değil, gılman gelecek. Erkeklerin duası böyledir. Ama onlar öyle dua ederse hoşunuza gitmeyebilir. Hurul ayn. Yok mu artıran? Böyle iş portada cennet satıyoruz tabii. Cennet var, huri var, var onlar da. Böyle midesi böyle kebap yemekten şişen adamlar için değil o. Yani o değil. Cennet elbette var. Ya Rabbi bize nimetler verdin ne güzel. Allah, Allah'ım sana hamd olsun. Bize bari devleti de ver. Devleti de ver. Devleti ver, ondan sonra da cenneti de ver. Cennette de huriler mutlaka olsun ama. Çünkü bu dünyada bu karılardan hayat bulmadık. Olmadı. Bu dünya gitti. Ya bunlar hepsini arkası arkasına istiyoruz. Ne yapmışız? Konferanstan gidip zikir çekmişiz. Tabii bunlar zikir çekenler bunlar. Bunlar da cihad edenler. Zikir çekenlere cihad edenler anarşist gibi gözüküyor. Cihad edenlere de namaz bile ufak geliyor. Halbuki bize zikir çeken mücahitler, cihad eden zakirler gerekliydi. Kur'an'ı bütün olarak anlayıp yaşamamız gerekiyordu. Hanımlar, sen kendinizi mazlum konumda görebilirsiniz ama zulmettiğinizin de farkında olun. Aynı anda zalim, aynı zamanda mazlum olmak da mümkün. Kocalarınız aynı zamanda zalim, aynı zamanda mazlum. Hepimiz. Siz de aynı şekilde hem zalim hem de mazlum konumundasınız. Bana kalırsa en mazlum konumda olanlar, hiç de zulmetmeyenler çocuklarımızdır. Biz çocuklarımızın Amerikasıyız. Çocuklarımızın geleceğini kadın ve erkek ikimiz birden el birliğiyle yok ediyoruz. Çocuklarımıza yaşadıkları dünyanın gerçeğini öğretelim. İmanımızın hakikatini öğretelim. Siz de hanımlarınızın elinden tutun, onları, çocuklarını nasıl bir dünyaya doğurduklarını gösterin onlara. Kadınlarınızın boş zamanları çok, dil öğrensinler. Kütüphanelere gidip çalışsınlar. Bakın bu Hollanda arşivleri çok önemlidir. Bunlar güçlü bir sömürgeci ülkedir. Bunların kütüphanelerinde bizim çok belgelerimiz var. Sizin vaktiniz yok, okuyan çocukların vakti yok. Ama bu kadınlar bunu yapabilirler. Didik didik etmemiz gerekir. İstanbul'da, Türkiye'deki bütün kütüphanelerde, Süleymaniye Kütüphanesi'ni biz tasnif etmedik ama Hollandalılar tasnif ettiler.